efendim. Bugün çok güzel bir gün. Regaib Kandili, bütün dualarımız, bütün güzel kalplerin duaları kabul olsun inşallah. Bugün özel bir gün. Biliyorsunuz yaklaşıyor 3 aylarımıza hayırlısıyla. Dualar, bol dua, şükür bence olması gereken şey. Bugün çok güzel bir program sizleri bekliyor. Hep erken saatlerde diyorsunuz ya programımız. İşte tam da sizin için uygun bir konuk. Şöyle yataktan kalktınız, çayları, kahveleri aldınız. Ay bugün bir rüya gördüm biliyor musun dediğinde anlatacak kimseyi bulamıyor musunuz? O zaman bize ulaşacaksınız. Bugün Emine Akkaya bizlerle beraber. Kendisi çok meşhur bir rüya yorumcusu biliyorsunuz. Kendisi bugün sorularınızı cevaplayacak. Aynı zamanda da magazin gündemini değerlendirecek. Yalçın Menteş daha sonra bizlerle beraber olacak. Çok özlediğinizi biliyoruz. O gülen yüzünü ve de sağlıklı güzel görüntüsünü göreceksiniz. Özleyenler için herkes ekran başına. Ve Tayyar Işık Saçan her zaman olduğu gibi o muhteşem yorumlarıyla bizlerle. O zaman hemen Elif Name başlasın. Programımız başlasın. Konularımız başlasın. Buyurun. Gel 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 sen ne de aynı sahneye bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Düğün sezonu açıldı. Hangi ünlü nerede dünya evine girecek? Ne yaparsan yapsın aşk ile yap. Ne dediğin değil nasıl dediğin olay. Emre Kınay açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü oyuncunun hedefinde kimler var? Dövsene beni. Dövsene de seni tımarhaneye tıkayım. Bir daha da oradan çıkama hadi yapsana. Burcu Esmersoy 6 ayda nasıl servet kazandı? Elçin Sangu'yu hiç böyle görmediniz. Can ve Cem Yılmaz kardeşlere nazar mı değdi? İki komik adam sosyal medyada ne yüzünden kavga etti? Hepsi ve çok daha fazlası rüya yorumcusu Emine Akkaya'nın konuk olduğu Elif Güvendiğin sunumu ve gazeteci Tayyar Işık Saçan'ın yorumlarıyla magazinin gündemini belirleyen program Elif Name'de. Başladık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Hayırlı kandiller olsun öncelikle. Günaydın. Aynı şekilde hayırlı kandiller olsun. Sizin için erken bir saat mi? Çok erken bir saat. İnanılmaz erken bir saat. Hayır olsun inşallah. Evet aynen öyle. Sabah gelince günaydın diyorum. Gerçekten günaydın diyor. Bu saat yani gerçekten günaydın yani olur yok gibi. Biz sabah programı yaptığımız için milleti de bizimle beraber uyanıyor falan zannediyoruz. Aynen. Ben sabah 5'te kalkıyorum Twitter'a yazıyorum öyle böyle falan. Kimse benimle muhatap olmuyor yani. Bir cevap atanım yok yani. Buradan size sesleniyorum. Kalkın, erken kalkan yol alır. Kalkın ben. O saatlerde yol almak güzel oluyor. Çünkü trafik bomboş. Tabii ya. Gerçekten yol alınıyormuş yani. Ciddi bir anlamda. Bunu tatmak istiyorlarsa tavsiye ediyorum. Evet, özellikle sabah 5'te kalkmak için. Trafiği istemiyorlarsa hayatlarında doğru bir zaman ama ben 12'den önce kalkmıyorum kesinlikle. 12 mi? Evet, 12'de uyanma. Gün bitti. Ofise 1'de gidiyorum. 8'e kadar ofisteyim. Sonra tekrar eve kaçta demiş. Yatıyorsunuz? Sabah 3, 4, 5 arası. Siz, ama o saatlerde rüya görülmez. Rüya görülmez. Her saniye rüya görülebilir ama. Şimdi hani oradan oraya bağlı. Hangi saatlerde esas gerçekten? Bir de ilk yattığınızda böyle bir sıçrarsınız kalkarsınız böyle bir yerden düşersiniz. Boşluk diyoruz o, rüya evet. Boşlukları. O galiba yani. Yorgunluktan. Yorgunluk, beyin stresi, ben yaşanan kaoslar vesaire şey onunla alakalı. Özel ve kişinin psikolojisiyle de alakalı. Evet işte tam ben kişinin psikolojisi, ve kaos. Enerji, boşluk, kaos, boşluk iş. Ve tıkanıklıkların verdiği boşluğa düşer ama derin uykuya dalacağınızın uyarısıdır o bir noktada da. Öyle mi? Çünkü bayılıyorum yorgunluktan. Bir süre sonra da derin uykuya dalıp sabahın ne zaman olduğunu anlamamış oluyorsunuz. Yok o kadar da olmasa da bütün saatler boyunca kalkıp alizeyle mamma mem falan böyle. Gördüğün en güzel rüya değil mi? Evet. Çocuk ayrı bir şey. Öyle olunca uyku diye bir şey yok yani. Bir ara halüsinasyon görüyordum sürekli. Yatırdım mı, kaldırdım mı, emzirdim mi, uyudum mu, kalktım mı falan böyle sürekli böyle bakışıyordum. Sonra rutine geçiyor. Sonra artık halüsinasyonlar bir rutinim olmaya başladı. Sonra 2 yıl çok tehlikeli çocuklar için. Abi uyandı, kalktı, emzirdik, yaptık, ettik, eğledik çok zor ama ondan sonra gayet keyifli. Evet, bir de öyle bir şey ki her şeyde o ağlamasa bile ağladı zannediyorsun ya uyanmasa bile uyandı zannediyorsun. Yani kendini öyle bir programlıyorsun ki o süreç içinde. Çocuklar. Evet. Çocuklar. Güzel bir duygu. Bu arada kitap da çıkıyor. Evet. Allah nasıl bir kitap ederse, olacak? Rüyalar üzerine. Yani yaptığım işin üzerine. Hani bir kalıcı oğluma hediye ediyorum aslında kitabı. Yapmayı çok düşünmemiştim. İnternet
rüyalar konusunda bir lebiderya. Fakat çok kötü yorumlar da var. Ben şu kısmında bir şey okumuştum. Bir tane psikolog şey yapıyor. Bir adam geliyor, sürekli rüyasında öldüğünü işte falan filan görüyor, anlatıyor. Doktor da diyor ki evet, bunlar diyor olan şeylerdir, olabilir. İşte iyidir, şudur budur deyip işte senelerce böyle devam ediyor. Sonra doktor gidiyor ve daha sonrasında başka doktorlar geliyor, pratisyenler geliyor. Aha, anlatıyor yine adam, böyle oldu, çok korktum falan filan derken işte kötü şeyler falan diyorlar ve adamı korkutuyor. Hakikaten çok kötü bir boşluğa ve kötülüğe doğru ilerliyor ve daha sonrasında da ölüyor. Hani bu gerçek değil bilmiyorum ama şunu demeye çalışıyorlar. İşte kötüye yormamak lazım, kötü söylememek lazım. Bir şeyde ben bir rüya gördüm, gerçekten çok etkilendim. İnternette bakayım ne yazıyor dedim, öleceksiniz dedi. Peki siz rüyanızı anlatın o zaman, ben yorumluyum. Unuttum ben o rüyayı. Unuttum. De. Şöyle söyleyince. Rüyayı de. Şey rüyayı o kadar de. Onu rüyayı da unutmuşum. Ama hakikaten yazdığım şeyin karşılığında internetten baktığım şeyde öleceksin yazıyordu. Böyle bir şey yazılabilir mi? Sonra benim psikolojim bir bozuldu. O interneti arıyorum falan. Siz nasıl böyle şey yazarsınız? İnsanlara böyle bir algı nasıl verilebilir? Falan korkunç bir şey geldi bana mesela. Yani direkt insana öleceksiniz ya da Google'dan arayıp da hani öleceksiniz yazısı tabii ki sıkıntılı ama rüyada ölmek çok güzel bir şey yani. Olumlu, hayırlı, bereketli, aydınlık, yeni bir doğum, yeni bir oluşumu temsil eder. Ha, benim gördüğüm şeye karşılık yorumu öleceksin. Yani işte oradaki yok, yorum öleceksin önemli. Bana bilgi acaba, verdi sağ olsun. Sadece o kadar kısaya ne kadar gerçek canlı olabilir ki? Zaten bizi bekleyen sonun ölüm olduğunu bilmek zaten lazım. Biliyoruz. Yaşarken öleceğini bilen ama buna hazırlıksız tek hayat verilmiş canlı insanoğlu. Biz uçağın düşmesinden korkmuyoruz aslında. Uçak düşünce öleceğimiz için korkuyoruz. Boğulmaktan korkmuyoruz aslında. Tabii ki. Boğularak ölmekten korkuyoruz. Yani sonuçta herkes ölmekten korkuyor. Devamlı bu korku olduğu için bunun yorumu da açık. Öleceğini bilen tek canlı biziz. Evet yani. Ve tabii bundan korkuyor olmamız kadar da olan bir şey olamaz herhalde. Yani ölüm güzel, nasıl doğum güzelse ölüm de güzel, bunu kabul etmek hak lazım. Hak olduğunu bilip tabii, başa geleceğini bilip hazırlıklı olmak önemli bir şey. Şimdi tabii üstad bu konuyla ilgili derin derin bize anlatacak ama internetin ne kadar saçma bilgilerle ve ne kadar dipsiz bir kuyu olduğunu bildiğimiz için orada ciddi anlamda tıbbi rahatsızlıklarla da ilgili saçma sapan yorumlar ve tedavi şekilleri var. Aynen rüya öyle. İlmi Hazreti Yusuf'a verilmiş bir ilim. Babasından gelen bir evet. Hazreti Yusuf'a ve verilen üç çeşit rüya var biliyorsunuz ki. Bir tanesi Rahmani rüya, ikincisi Şeytani rüya, üçüncüsü aynen. De nefsani rüyalar. Peygamberlerin gördükleri rüya olarak geçmiyor. Geçmiyor. Onlarınki evet. Vahiy niteliği taşıdığı için yoruma da kapalı. Zaten kendileri yorumluyorlar gördükleri rüyaları. Aynen öyle. İlim olarak da bu gerçekten bilgili insanlar tarafından yapılırsa rüyalar. Çünkü rüya insanoğlunun ölüm sonrası yaşayacaklarına işaret bilgiler aslında gelen bilgiler. Yani birçok bilgi bunları var ki. Bunları evet. Doğru yorumlamak aslında çok önemli. Onun için de hani internette birinin oturup da öleceksin demesi ya da işte yarın hasta kalkacaksın demesi biraz saçma bir iş. O yüzden de derler ki eğer rüyanızı yorumlatacak iyi ve etrafınızda bilgili biri yoksa bunu suya anlat. Ya da toprağa havaya bakarak. Evet. Yani ya da yeryüzüne bakarak. Anlatın. Tabii ki. Gece anlatmayın gece, falan. Ki ben çok uzun yıllar gece programı yaptım evet. Rüya üzerine. Ama tabii ki şimdi rüyaları gündüz gördükleri için mutlaka onlar birilerine anlatmışlardır. Hı-hı. Anlattıkları için de geceye artık o rüyanın bir eseri kalmamıştır. Hı-hı. Bir de bana anlatmış olabilirler. Hı-hı. Ama rüya gerçekten sabah kalktığı zaman besmelerinizi çekip mesela. Suya anlatmanız en sağlıklı ve en doğrudur. İyi ya da kötü. Sabah kalktığınızda rüyayı da hatırlamazsınız. Mesela bazı rüya kitaplarında okuduğum diyor ki muhakkak yanınızda not defteriniz olsun. Rüyayı görünce bir uyanırsınız ya, o zaman muhakkak notlarınızı alın. Çünkü hayata dair size sinyaller ve yollar gösterir rüyalar diye. Çok doğru. Diye. Ben hep bunu savunuyorum. Yani rüya insanın yaşadığı ve nefes aldığı sürece, bu istiyorsanız 50 yaşınızda olun, 60 yaşınızda ya da 51 yaşınızda bu gördüğünüz rüyayı mutlaka hayatınızda yaşayacaksınız. Peki hep kötü şeylere neden bu kadar yoğun olarak inanıyoruz? Mesela kötü bir şey gördüğümüz zaman ya da kötü bir şey olduğu zaman olacağına inancımız çok yüksek. Mesela bir onun kadar da belki daha fazlasında iyi şeyler görüyoruz ama iyi şeyi önemsemiyoruz ama kötü bir şey olmuş. Kötü bir şey gördüm, başıma kötü bir şey gelecek diye bence daha mı enerjisini yükseltip olmasına sebep oluyoruz? Şöyle söyleyeyim, biz nefes almayı doğru bilmeyen insanlarız. Gerçekten doğru nefes almayı öğrendikten sonra rüya kötü de olsa nefesimizi doğru kullandığımız sürece
Rüya hiçbir zaman kötü olmaz. Nefes almayı öğrenmemiz lazım. Peki ölülerin arkasından ölüyü görme isteği oluyor bizde. Çünkü biz evet, özlüyoruz. Evet, 40 gün özellikle. Evet, yani niye görmedim diyorlar. Niye görmedim? Evet. Mesela rüyama girsin. İşte rüyamda onunla beraber olayım, göreyim. İşte ona dokunayım, seveyim, babamı seveyim, annemi seveyim, kardeşimi seveyim. Yani nedense hep böyle bir gidenlerin arkasından artık hani başka bir dünya olarak algıladıkları o şeyde belki rüyalarda buluşuruz durumu oluyor. Görmek iyi midir, kötü müdür ya da gerçekten çok görmek istediğimiz şeyi görebilir miyiz istersek? Şimdi ilk önce beden psikolojik baskıya maruz kalmamalı. Hmm. Cenab-ı Allah 40 gün geçtikten sonra kişiyi rüyanızda gösterecektir ölen kişiyi. Hmm. Yani ilk hafta gören de olabilir ama 40 gün ölü kendini tamamıyla bedenini yaradana teslim ettikten sonra 40 gün herkes annesini, bacısını, kardeşini, çocuğunu görebilir. Hmm. Psikolojik baskı olduğu için bir 40 gün sonra da görmeyebilirler ama aslında ölüyü kabul edip o an psikolojiyi iyileştirip duasını et sevinde namazını kılsa 40 gün geçmeden de görebilir. Hmm. Aslında ölü görmek en sevaptır. Yani rüyalarda ölüleri görmek sevaptır. İyi bir şeydir çok değil mi? Sevaptır. Bunlardan korkmak asla. Asla diyor ya beni çağırdı falan. Özellikle bunu yaş olgunluktaki insanlar bu tedirginliğe giriyor. Evet. Mesela 65 yaşında annemi gördüm diyor. Yani annesini görmek illa kişinin öleceği ya da yakının öleceği değil. O an dua bekliyor olabilir. Hı hı. O an gerçekten evladının bir sağlık problemi vardır. Ölen kişi ona bir şifa vermiş huzur olabilir. Vermek gibi. Huzur gelebilir. Vermiş olabilir. Yani o yüzden bunu hemen kötüye yorumluyoruz. Çok yani doğru. Bu İnsan bedeni uykuya geçtiği andan itibaren ruhun trans halindeki dolaşmasıyla karşılaşıyor ve ruhların buluşması aslında rüya dediğimiz şey. Ben mesela başıma gelen bir olayı anlatayım. Hı hı. Benim ilk oğlum doğduğunda ben çok istemiştim babamın ismini verelim diye. İki ismi birden var hem de ezan ismi de babamın ismi. Hı hı. Ve artık hani böyle ayaklanıp biraz da yürümeye falan başlayınca mezarını ziyaret için aldım götürdüm oğlumu. İşte duasını falan yaptık. Mezarlıktan çıkacağız. Feriköy mezarlığının tam kapı girişinde bir çeşme var. Ben babamı ayan ve beyan çeşmenin başında gördüm. Gün ışığında. Bütün mezarlıkta insanlar dolaşırlarken. Ay. O rüya falan da değil yani. Sizin kalp gözünüz o kadar ve açık ki bunu, o da çocuğunuzun rızkı. Bunu çok ilmine çok güvendiğim bir hoca abim vardı. Ona anlattım. Dedi ki çok normal görmen. Çünkü onun da isteğini yerine getirdin. Tabii. Kendi isteğini de getirdin. O da çok mutlu olduğu için sana bu haliyle göründü. Ya konuşmadık, dokunmadım, temas etmedim. Hani böyle bir şey gerçek ama bu kadar net ve beyan. Yani ruh kendini gösterir mi? Tabii ki gösterir. Tabii ki gösterir. Yani ölüm de bir yaşam şekli. Başka bir boyut değiştirmesi ve Cenab-ı Allah o perdeyi istediği yerde kaldırır. Ve biz görürüz ki peygamberler zaten bunun en zirvesini yaşamış insanlar. Tabii. Onlara her şeyler tabii gösterilmiş. Her, şey. Her şeyden haberdarlar. O yüzden bugün elimizdeki okuduğumuz kitapta bize ayan beyan peygamberlere verilenlerle bunları biliyoruz ediyoruz. Doğru. O yüzden rüyalar da aslında bize birer haberci. Önemli olan bunu bilen bu doğru ilme noktada sahip insanlar tarafından yorumlanıyor olması. Aslında hepsi birer mesaj ve kötüye yormak aslında yanlış. Kötüye evet yorulacak bir şey aynen yok burada. Öyle. Mesela peki, genelde hep sorular şöyle. Rahmetli işte mesela internetten sorular geliyor hı-hı sürekli. Siz de varsınız galiba sosyal medyada değil mi? Varım evet. Söyleyin isterseniz yani sizi bulmaları. Ben Twitter falan kullanmıyorum ama. Öyle Instagram mi sadece kullanıyorum. Nedir Instagram adresiniz? Hatırlamıyorum. Tamam bakarım. Kesin. Bulursunuz. Yazılımcım ilgilendiği için inanın. Elif.güvendik sorularınız zaten geliyor. Ben de buradan mümkün olduğunca neydi unuttum beste der mi? Şimdi bakacağım bulacağım ben size. Birden unuttum. Rahmetli kayınpederini rüyasında görmüş. Kızım ağrım var iğne yapar mısın demiş bana. Şöyle bakabiliriz olaya. Hani şu anda hayatta olmayan kişileri hayatımızda gördüğümüz zaman, bizden bir şeyler istediği zaman aslında hani bana iğne yapar mısın derken ne bileyim dua mı istiyor, anılmak tamam mı istiyor? O kişinin ismi nedir? İsmini o kadar S Akan diye geçiyor ama tabii isimler tamam, o kadar. S Akan diye devam edelim. Kişinin hanesinde ciddi bir tedavi dönemi ama İğne yapar mısın dediği için hı hı orada kendi bedeniyle alakalı dikkat etmesi gereken bir noktası var. Hı. Sağlığıyla ilgili ufak bir uyarı ve ölen kişinin de mezara ziyaret edilmesi gerekiyor. Hı. Uyarı. Güzel. Ayşe Kopuz da diyor ki evli bir insanın rüyada evlendiğini görmesi neye işarettir? Genelde eşler arasındaki yaşanan bazı karışıklığın düzelmesini temsil eder. Hı. İyi, güzel ama bir şey. Ama kişi çok karmaşık bir karakter Ayşe.
Ayşe. Karmaşık. Yani siz isim enerjisini de... İsim enerjisini de aynı zamanda incelediğiniz için. Aynı zamanda takip ettiğim için karmaşık ve kararsız bir karakter yapısı var. Bahti Ata diyor ki, elimin tüm parmaklarında onlarca güzel yüzük taktım. Lütfen yorumlar mısınız diyor. Onlarca güzel yüzük, 10 rakamını veriyor. 10. aya kadar çok ciddi sıkıntıları var. 10. aydan sonra hayatında güzel değişimler başlayacak. Çok güzel ya, bayağı hepsi bambaşka. Yani baktığın zaman hiç aklına gelmez değil mi? Ama başka şimdi, yorumlar yani. Ya diyorum ya, bu çok önemli. Bir de ne niyet ederek yatıyorsunuz? Evet. Yani ruhu nereye bırakıyorsunuz? Tayyar'cığım aynı şey dün gece ben dedi. Acaba insanlar ruhunu nasıl teslim ediyor uykuda? Yani şimdi gün içerisinde yaşadıklarımız o kadar önemli ki. Ben diyelim gün içerisinde o kadar sıkıntılı, problemli, gergin, huzursuz olduğum bir günün gecesinde muhteşem uyuyabilir miyim? Böyle mümkün değil. Yani göreceğim rüyada haliyle gergin bir şey olacaktır diye kabul etmiyorum. Öyle mi? Siz rüyalar mesela gerçekten uyarıcı bir rüya. Mesela o gerginlikte rüya beni sakinleştirebilir mi? Zaten rüya insan beynini tedavi eden, iyileştiren ve beynimizi temizliyor. Yani siz bir şarj oluyorsunuz rüya sırasında. Beyin kendini komple yeniliyor. Yani o an siz şarj oluyorsunuz ve sabah daha dingin kalkıyor oluyorsunuz. Evet, korkucu rüyalar, ay ben ne olacağım triplerine giriyoruz ama aslında o geçici bir trip. Sonrasında beyin kendini iyileştirmiş oluyor. Gerçekten kötü şeyler gördüğümüzde ne yapmamız gerekiyor? Tayyar'cığım gibi sabah uyanıyoruz. Muhteşem bir besmelemizi çekiyoruz ve suyu anlatıyoruz. Başka bir şeye gerek yok. Genelde evimizde toprak saksımız var. Saksının içerisinde elinizi ya da ayağınızı hafif sokarsanız toprak da tüm enerjinizi alacaktır. O günkü yorgunluğunuzu, korkunuzu, endişenizi, ama su en doğrusudur. İyi şeyler gördüğümüzde de iyi şeye galiba yok.